Bir ülkede muhalefet partileri o ülkeye yatırım yapacak yabancı yatırımcıları tehdit ediyor. 4 dilde 5 dilde birden bu tehdit ediyor. Bu bir tehdit mi? Tabii ki tehdit. Bununla kalmıyor, yabancı yatırımcıları tehditle kalmıyor. Bu projede sorumluluk üstlenecek, imza atacak bürokratları tehdit ediyorlar. Ya gerçekten biz böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyoruz. Yani hiç lafı döndürüp dolaştırmaya gerek yok. Çünkü artık öyle bir noktaya getirildi ki bu iş. Ya ne demek ya, siz ülkenize yapılacak istihdam anlamında, üretim anlamında, o ülkeye yaratacağı katma değer anlamında bir vizyon projeyi yapılmasın diye finansal destek sağlaması muhtemel yabancı firmaları tehdit ediyorsunuz. Bürokratlara imza atma, sana hesap sorarım diyorsunuz. Böyle bir muhalefet gerçekten dünya tarihinde var mıdır? Örneklerini çok konuştuk. Yani bu ülkenin tarihinde hiçbir zaman yaptırmam, ettirmem diyenlere bu millet bize vermemiş, onay vermemiş. Hep yapacağım diyenlere yürü demiş. Şimdi bunu göre göre, yani Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım, işte buraya finansör olacaklara da para vermeyeceğim. Ya Osmanlı'nın borçlarını bu devlet ta 1950 yıllara kadar ödedi. Niye? İki farklı devlet olsa da biz onların devamıydık. Devlette devamlılık esastır. Ödedik. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan 2002'de geldi. IMF'den 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda alınan borçları ödemedi mi? Ne dedi? Bu borçları Özal mı ödesin dedi. Demirel mi, Ecevit mi ödesin dedi. Hayır. Bu devlet ödedi. Ne oldu? Yani şimdi bu IMF'den alınan paraları bu insanlar, tamam yönetimsel alınma belki bazı hatalar olmuş olabilir. Ne yaptılar? Bu ülkenin refahı, huzuru için, vatandaşlarının işte ülkenin imarı için kullandılar. Ya dolayısıyla bunlar böyle çok yanlış söylemler. Hani hep kutuplaşmadan, gerginlikten bahsediliyor, dem vuruluyor ya. Ya asıl toplumu işte böyle kutuplaştırıyorsunuz. Peki,